Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Gebze'nin Duraklı Köyü'nden sesleniyoruz. Miraj Binic ile konuk olduk ve mekanın sahibi Sayın Kadir Baştu ile birlikteyiz. Bakalım bu güzel mekan hakkında bize neler aktaracak. Merhabalar efendim. Merhabalar Ayşe Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kadir Bey, burası saklı kalmış cennet diyeceğim. Evet. Gerçekten yeşilin tüm tonlarını aynı bakış açısıyla görmemiz mümkün. Evet. Çok şanslısınız burada olduğunuz evet, için. Ben de öyle ve bizler de şanslıyız ki bu manzaraya konuk olduk. Çünkü artık bunları yakalamak gerçekten imkansız. Burada binicilik sektörü adına en iyi ne varsa bizlerle buluşmuş durumda. Bu bir aşk, bu bir tutku, bu bir sevda. Evet. Ve bu hikayeyi sizden istiyorum. Diyorum ki Miraj Binicilik nasıl doğdu? Öncelikle şöyle söyleyeyim. 5 yaşından beri atlarla olan bir birlikteliğimiz var. Hiç kopmadık hayatım boyunca. Hiçbir zaman kopmadım. Yani ilkokul, ortaokul, lise, üniversite. Halen daha da devam eden bir dediğiniz gibi aşk, sevda yani bu. Burası 14 yıl önce yine atlara olan tutkumuzdan dolayı mekanı çok beğendik burayı, alanı. Meyvecilik yapılmıyor, tarım yapılmıyor. Yani ilaç kullanılmıyor. Kuş cenneti diyebilirim aynı zamanda. 200 dönüm. Üzerinden ırmak akıyor. Dere geçiyor. Arazinin tam ortasından. Atlar için yer ararken hani burayı oksijen durumundan işte bu tip faktörleri de göz önünde bulundurarak burayı aldık 14 yıl önce. Ve kendi atlarımızla kendi önceleri son 1,5 yıl öncesine kadar sadece kendimiz burada arazide at binip kendi atlarımızla hobi olarak devam ediyorduk. Ama daha sonra çevremizden gelen talepler, arkadaşların yoğun şeyleriyle madem hani bir de şu var, ben işte yaş kendime çizdiğim bir hayatımda bir şey vardı, dönem vardı. 40 yaşına gelince mimarlığı bırakıp atla uğraşacağım, atlarla yaşayacağım diye bir düşüncem vardı. Zaten o düşünceyle de bir yerde hani buraya almıştık. Yaşta 40 olunca biraz da işte çevrenin şeyleriyle artık mimarlık hobi olarak devam etmekte. Artık atçılık oldu işimiz, yani at oldu. Burada yaşıyorum şu anda, haftanın 5 günü hiç ayrılmadan burada kalıyorum. Atlarla beraberiz. Amaç buydu. Bunun yanı sıra şu anda Türkiye Atlı Dayanıklık Derneği Başkanıyım. 2012 yılında Türkiye Atlı Dayanıklık Derneği'ni kurduk. Ve Türkiye'de bu atlı dayanıklık sporunu dünyada genelindeki seviyelere ulaştırmak için de çalışmalarımız Türkiye Binicilik Federasyonu bünyesinde devam ediyor. Bir yerde de doğanın içerisinde olması bu spor için de çok önemli, atlar için de çok önemli ayrıca. Şimdi burada birçok projelere de imza atıyorsunuz. Birçok aktiviteyi evet, yurt dışıyla bağlantı kurarak bizler adına gerçekleştiriyorsunuz. Birçok gezilerimiz var. Birlikte paylaştığımız birçok keyifli serüvenler var. Biraz evet, da onlardan bahsedelim mi? Buraya eğer üyeysek nelerden yararlanıyoruz? Şimdi burada şöyle bir şey var. Öncelikle temel binicilik dersleri veriyoruz. Temel binicilik dersleri sportif biniciliği öğretiyoruz. İnsanlar hiç ata binmeyen birisi gelip 8 bin işte burada temel binicilik dersleri alabiliyor. Bunun yanı sıra üye olup aylık üyeliklerle gelip işte burada engel atlama, dresaj, at terbiyesi, endurans dediğimiz atlı dayanıklılık sporu yapabiliyorlar. Ayrıca bu arazi turlarımız var. Günübirlik, saatlik günübirlik arazi turlarımız var. Ayrıca konaklamalı kamp turlarımız da var. Çok günlük. Yani 2 günlük, 3 günlük. Buradan işte Ağva, Şile, denize veya ormanda atlarla gidip oralarda kamp kurup birkaç gün ya da bir iki gece kaldıktan sonra geriye dönüyoruz. Bu taleplere göre değişiyor bu tip gezilerimiz. Atlarımız da ona göre. Genelde Arap atlarını kullanıyoruz bu iş için. Kaç aktiviteler atımız var? Böyle. Şu anda 12 atımız var burada. Ayrıca çocuklar için poniler var. Küçük Shetlandlar, Shetiler ve poniler var. Küçük çocuklar için de ayrıca binişlerimiz var. Onlara sevdirmek babında küçük atlarla da çocukları bindiriyoruz, eğlendiriyoruz. Ayrıca burada futbol sahamız var. Bir doğal çim futbol sahamız var. Voleybol sahamız, basket sahamız. Balık tutma imkanı var derede. 200 dönüm bir arazi üzerine kurulu tesis. Spor deyince akla gelen tüm aktiviteyi yani gerçekleşiyor. Buradaki amaç şöyle, galiba biraz şehirden uzağız. Burayı şehirden uzak olma düşünürken de amacımız şuydu. Yani insanlar bu sporu yapacaklarsa, hani araziye çıkılacaksa, yaşanacaksa biraz doğanın içerisinde olsun. Uzun vadeli düşündüğümüz için hani
3-5 yıl sonra etrafı işte şehirleşmesin, kalabalıklaşmasın. Doğanın içerisinde kalalım maksadıyla burayı tercih ettik. Değil mi? Yani evet. Ruhumuzu da dinlendirelim. Evet, gelen arkadaşlar veyahut da buraya gelen müşteriler de zaten bunu yakinen söylüyorlar. İstanbul'da çünkü gerçekten de hani binicilik kulüp sayıları ciddi derecede arttı. Ama İstanbul'un merkezde buradaki aktiviteleri yapmak çok zor. Bir atla çıkıp işte saatlerce arazide kalmak, dolaşmak, doğanın içerisinde bulunmak, İstanbul'da bu aktiviteleri yakalamak çok zor. İstanbul'a çok da uzak değiliz. Yani yakın bir mesafedeyiz. Burası Gebze'ye 38 kilometre, Ağva'ya 33 kilometre, Şile'ye hakeza 35 kilometre, İzmit'e 30 kilometre, Kocaeli Üniversitesi'ne 27 kilometre mesafede. Ortada bir yer. Doğanın içerisinde, ormanın içerisinde bir mekan burası. Böyle yani şu anda çalışmalarımız, faaliyetlerimiz devam ediyor. Kafeterya hizmeti veriyoruz. Peki efendim, burada tabii ki bize bütün bu imkanları sunan sevgili arkadaşlarımız da var, size yardımcı olan. Onlara, görünmeyen kahramanlara da buradan teşekkür etmek istiyorum. Emeklerine, yüreklerine sağlık diyorum. Kaç kişilik bir kadro? Yaklaşık olarak 8 kişilik bir kadromuz var şu anda burada. 2 aile var. Eşleriyle, çocuklarıyla birlikte 2 ailemiz var. Onun dışında seyis arkadaşlar var. Bizlere yardımcı olan. Evet, antrenör arkadaşlar var. Peki efendim, burası faydalanmak adına haftanın hangi günleri hizmet veriyor bize? Türkiye'nin genelinde olduğu gibi pazartesi günleri hariç kulübümüz her gün açık. Pazartesi günleri de gezi amaçlı gelenler oluyor sadece işte. Hani piknik amaçlı, görsel. Gezi amaçlı, görsel. Evet. Pazartesi günleri atlarımız dinleniyor. Tüm atlar dinleniyor. Türkiye'nin genelinde binicilik kulüplerinde evet, pazartesi günleri tatil oluyor. Peki efendim, bizler size başvurmak istersek, bu muhteşem hizmetlerinizden yararlanmak istersek, hem bedenimizi hem ruhumuzu dinlendirmek istersek diyelim, nasıl başvurabiliyoruz? Önceki internet adresimiz var, Facebook adresimiz, internet web sitemiz var. Buradan ulaşabilir arkadaşlar. Orada ulaşabilecekleri telefon numaralarımız, her şeyimiz mevcut. Oralardan ulaşabilirler. Tüm bilgiyi alabilirler. Evet, alabilirler. Ve gelmeden önce de arayıp hani randevu yapmak istedikleri etkinlikleri bizimle paylaşırlarsa, ona göre bir randevu alırlarsa yararlı oluruz, evet, diyorsunuz. Yararlı. Her türlü. Peki efendim, bu tabii ki 5 yaşından beri başlayan bu aşk yıllar sonra bizde böyle muhteşem bir mekanla buluşmuş ve bu orantıda da hedefler büyük olmalı diye düşünüyorum. Hedefler neler diyelim o zaman? Şimdi hedefimde şöyle bir şey var. Bu 3 yıldır 17-18 yıllık sportif biniciliğinin arkasından son 3 yıldır dediğim gibi atlı dayanıklık sporuyla uğraşıyoruz. Şu anda seçtiğimiz mekan da buna çok uygun. Türkiye'de çok gerilerde atlı dayanıklık sporu. Özellikle Orta Doğu, yani Dubai, Orta Doğu, Arap ülkelerinde ve Avrupa'da, Amerika'da çok ileri seviyelerde 50 yıldır, 40-50 yıldır yapılan ciddi bir spor. Ve artık olimpiyat sporu haline de geldi. Hedeflerimizden bir tanesi Türkiye'de de bu sporu yabancı ülkelerdeki seviyelere taşımak ve uluslararası düzeyde kulübümüzü endurans sporuyla biraz profesyonel bir şekilde bu sporda ilerlemek istiyoruz. Yani engelin yanında, at terbiyesinin yanında ağırlıklı olarak bu sporda dünyanın her yerinde sporcularımıza gidip koşup ve burada sporcular yetiştirmek istiyoruz. Entegre bir şekilde çalışmak istiyoruz. En büyük hedeflerimden bir tanesi bu. Çünkü atlı dayanıklılık sporu doğada bir atlı yaşamı getiren, atlı yaşam kültürünü getiren bir spor. Mekanımız da buna çok uygun. Ve seviyoruz da. Yani bizim Anadolu insanı yapısına da gerçekten de bu spor çok uygun bir spor. Onun için de bu sporu tercih ettik. Hedefimiz de bu var. Yani dünyanın her yerinde buradaki kulübümüzdeki öğrencilerimiz, sporcularımızla gidip yarışmak, onları buralara davet etmek. Hedefimiz de endüras kulübü olarak. Herkesin yararlanmasını sağlamak, evet. Ve bu gerek ruhumuza, biraz daha da gene vurguluyorum, gerekse vücudumuza sağladığı faydaları küçük yaştan beri vermek çok çok önemli. Ama ben öyle zannediyorum ki burası 3 gün sonra, belki de 3 yıl sonra küçük bir butik oteli bile ağırlayabilecek kapasitede. Çünkü gelenler bizim şu an hissettiğimiz gibi asla buradan bir daha dönmek istemeyebilirler. İnşallah öyle bir imkan da sunulur ileriki zamanlarda. Şu anda zaten Ayşe Hanım, öyle bir çalışmamız var. Şu anda zaten 80 yataklı bir kamp yerimiz var. burada yalnızca sadece öğrencilere, ailelere ve öğrencilere, yani velilerine ve öğrencilere veriyoruz. Öğrenciler gelip burada kamp yapabiliyorlar. bu tip aktivitelerin tamamından istifade edebiliyorlar. Aileleriyle beraber gelebiliyorlar. O 80 yataklı kamp alanımız sadece öğrencilere, belli okullara ve öğrencilere
etkinlik olarak kullandırıyoruz. Ama önümüzdeki yıl itibariyle şu anda kaba inşaatlarımız tamamlandı. 50 yataklı bir butik otel diyelim ya da pansiyon diyelim. Hani böyle bir düşüncemiz var ve devam ediyor şu anda çalışmalarımız. Kaba inşaatlarımız bitti. Oradaki hedefimiz de şu. İnsanlar hafta sonları çoğul çocuk gelip çoluğuyla, çocuklarla, aileleriyle, değil yakın arkadaşlarıyla grup olarak gelip evet burada birkaç gün geçirip doğanın içerisinde tamamen deşarj olmalarını sağlamak istiyoruz. Ayrıca bunu yaparken diğer bir olayımız da önümüzdeki yıldan itibaren buraya insanlar atlarıyla da gelebilecekler. Diyelim ki İstanbul'da bir atınız var, bir kulüpte biniyorsunuz ata ve bir hafta sonunu doğada geçirmek istiyorsunuz atınızla birlikte. Atınızı da alıp gelip burada atınızla birlikte konaklama imkanı sunacağız. Sevgili atımıza da bir pansiyon yapılacak evet. Galiba anladığım kadarıyla evet. Mimarlık mesleği de burada galiba biraz daha ön plana çıkacak. Evet. İkisi iç içe bizleri mutluluğa kavuşturacak demek yani en doğru cümle şu, olacak. Bunu düşünmemdeki en büyük sebeplerden bir tanesi de şu. 16-17 yıl boyunca İstanbul'da belli kulüplerde at binince oradaki atların çok ciddi derecede bir en büyük sıkıntılarından bir tanesi işte kapalı bir ahırda bakılıyor. Evet, iyi şartlarda bakılıyor. Değil mi? Yani beslenmesi, sporu, her şeyle var. İyi şartlarda bakılıyor. Ama hayvanın bir doğaya, hani bir dere, orman, su, hani bir doğaya çıkması mutlaka gerekiyor belli dönemlerde. Kesinlikle. Tabii ki şehir merkezlerindeki kulüplerin böyle bir imkanı yok. Buradaki at sahiplerine de böyle bir imkanı sunalım. Hiç olmasa yılda birkaç kez atıyla beraber gelip belli turlarımıza, belli organizasyonlarımıza katılabilirler. Düşüncesiyle böyle yola çıktık. Eminim şu anda çok da iyi şeyler geliyor yani çevreden. Değil hani mi? Olumlu, düşünce, tepkiler olumlu tepkiler geliyor. Mesela önümüzdeki hafta bu hafta değil bir sonraki hafta yani 15 gün sonra bir ava turumuz var. Buraya Bursa'dan bile atını gelip alıp gelecek olan arkadaşımız var. İstanbul'un her yerinden yaklaşık bir 25 at civarında toplanacak bizim burada kulüpte atlar ve avaya bir veya iki gece orada konaklamalı olacak şekilde bir tur düzenleyeceğiz. Kamp yapacağız yani arkadaşlarla süper. Birlikte. Bu tip etkinliklerimiz olacak. Bu etkinliklere atıyla beraber katılabilecek. Böyle düşünüyoruz. Yani bu tip böyle faaliyetlerimiz süper. Olacak. Burada atların sahiplerini düşünürken atları can dostlarımızı düşündüğünüz için de çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür başarılarınızın katlanarak uzun yıllar bizlerle olmasını diliyor. Saygılar İnşallah. Sunuyorum efendim. Ben teşekkür ederim. Evet Sektörel Haber Merkezi izleyicileri Gebze Duraklı Köyü'nden Miraj Binicilik Tesislerinden sizlere aktaracaklarımız bu kadar demiyoruz tabii ki bu muhteşem röportajdan ve bu muhteşem ortamdan sonra tüm herkesi ata binmeseler dahi bir kez burayı ziyarete bekliyoruz. Söz Merkez Stüdyolarında.